Merhabalar. Dün akşam Trabzonspor-Antalya spor maçıyla ilgili değerlendirmelerimizi yapmıştık. Ama biz açıklama yaptıktan sonra farklı gelişmeler oldu hakemle ilgili. Maçın hakemi Erkan Özdamar görevden alınarak yerine Ali Palabıyık atanmış. Bu tabi beklemediğimiz bir durumdu. Ve yani Türk futbol tarihinde görülmüş bir durum değil. Maçın hakeminin atanıp hatta oteline gittiğini söylüyorlar otelinde kalırken. Ali Pallabey'in atandığına dair bilgi gidiyor ve Erkan Özdamarı havaalanında geri dönerken görenler var. Böyle bir şey ilk defa yaşanıyor Türk futbol tarihinde. Daha önce sakatlanıp görevden alınan hakemler oldu. Yani açıklanmış, yerine gitmiş ama olduğu bölgede idman yaparken sakatlanmış ve geri çağrılmış hakemler var E, Eski şu anki MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın da böyle bir başına gelmiş bir olay var. Ama bu şekil görev yerine gitmiş, atanmış. Son dakikada geliş yani değişiklik ilk defa oluyor. Ee, şöyle Covid Covid e, riski var biliyorsunuz Covid'in yani ama şu ana kadar yani maçın başlamasına yaklaşık bir e, 9 saat falan var. E, bu 9 saate rağmen yani Covid ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani büyük ihtimalle bu görevden almanın Fenerbahçe Kasımpaşa arasında oynanan kupa maçıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Niye biliyorsunuz o maçta e, Ümit Öztürk'le ilgili yorum yapmıştım o, o maçı e, Ümit Öztürk değerlendirmiştik. Var hakemin kimi olduğunu bilmiyordum ama e, o maçın var Erkan Özdamar'mış. Yani Trabzonspor spor maçına atan Erkan Özdamar o maçın Varakem'iymiş. E, o maçta biliyorsunuz faiz iki tane hata var birisi Fenerbahçe aleyhinde, birisi Fenerbahçe lehinde. E Fenerbahçe aleyhinde olan neydi? Mert Hakan Yandaş ile arasında pozisyon var. o pozisyonda önce Aytaşkara Kara tekme atıyor Mert Hakan Yandaş'a. Mert Hakan Yandaş'a ona tekme atıyor. daha sonradan Ümit Öztürk Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart gösteriyor. Aytaşkara'ya bir şey göstermiyor. E bu faiş bir hata. Yani bariz bir hata. Ama bir tane de Fenerbahçe lehinde olan yani Fenerbahçe aleyhine verilmesi gereken bir penaltı var. Ama karar Fenerbahçe lehinde olmuş. E, ee, kalecinin kalecinin e, Kasımpaşalı futbolcunun ayağına böyle bu şekilde vurduğu, eliyle vurduğu bir pozisyon var. Çok net penaltı. Çok net penaltı. Hakem görmemiş olabilir ama var hakeminin mutlak var hakeminin mutlak çağırması gerektiği bir pozisyon ve mutlaka penaltının verilmesi gereken bir pozisyon. Dediğim gibi iki tane faiz hata var var hakemiyle ilgili. Ben sonuç olarak tabi maçın hakemiyle ilgili iki tane faiz hata var ama bunun var hakemin mutlaka bu pozisyonlarla ilgili hakemi uyarması gerekiyordu. Hakemi çağırması gerekiyordu. Çünkü varla ilgili belirtilen kurallar, UEFA'dan açıklanan kurallarda bunlar yazıyor. Yani net net olaylarda mutlaka çağırman çarmaları gerekiyor. Bu iki olay da gayet net. Yani futboldan anlayan herkes bu olayın iki, iki net olay olduğunu görecektir. Yani ve yani net kararlar verilmesi gerekiyor. Birisinde kırmızı kart Aytaş Kara'ya, birisinde de ...Kasımpaşa lehine penaltı verilmesi gerekiyor. Ama baştan sonra Fenerbahçe'nin hemen bir açıklaması oldu. Yani sanki hakem kendi lehlerine bir karar da vermemiş, sadece yani kendi aleyhlerine vermiş gibi. Şöyle diyor. Maçın 89. dakikasında ikili mücadele esnasında çarpışan ve aynı anda yere düşen futbolcumuz Mert Hakan Yandaş ile rakip oyuncu Aytaş Kara arasında karşılıklı olarak fiili müdahaleler olmuş. Hatta pozisyon tekrarlarına bakıldığında ilk olarak rakip oyuncu Aytaş Kara, oyuncumuz Mert Hakan'ın kafasına tekme atmış. Sonrasında oyuncumuz reaksiyon göstermiş ve sadece bizim oyuncumuz Kırmızı Kart ile cezalandırılmıştır. Şimdi açıklamaya bakıyorum. Dediğim gibi kendileri aleyhinde verilen ve yani verilmesi gereken penaltı ile ilgili tek bir açıklama yok. Sonunda şöyle bağlamışlar. Önünde gerçekleşen pozisyon için 4. hakem Yiğit Arslan, orta hakem Ümit Öztürk ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan var hakemi Erkan Özdamar, maçın orta hakemi Ümit Öztürk'ü bu, bu konuda uyarmış mıdır? Yani direkt direkt Erkan Özdamar'a yönelik bir açıklama. Yani sonunda. Çünkü Ümit Öztürk yani pozisyonları görmemiş olabilir. Varın zaten olayı bu. Hakem görmedi. net pozisyonlarda hakemi uyarmak. Yani e, bu iki pozisyon zaten Erkan ray yazar. Ama şöyle bir şey var. E, bu maçtan sonra zaten MHK, MHK Erkan Özdemir'i görevlendirilmemesi lazımdı. Ümit Öztürk'e de ben o maçtan da sonra söyledim. Ümit Öztürk bizim Galatasaray-Trabzonspor maçında Ekvan'ın ayağına basılan ve VAR'a gidip izleyip de vermeyen hakem. Bakar kör dedim bu adama. Yani bakıyor ama göremiyor. Yani olabilir. Herkes yetenekli olacak diye bir şey yok. Yani herkes farklı ilişkiler sonucunda hakem olmuş olabilir. Ama ısrar etmemek lazım. Bu hakemde ısrar etmemek lazım. Erkan Özdemar da yani gördüğünü vermeyen bir hakem. Yani genel olarak söylüyorum. Genel olarak bu maçta ikisi de başarısız. Bunları en az 3-4 maç görevlendirmemeleri lazım. Çünkü fahiş hata. Ama sen bundan sonra görevlendiriyorsun adamı. Maça görevlendiriyorsun. Fenerbahçe'nin açıklamasından sonra hemen görevden alıyorsun bu adamı. Yani bu bu saatten sonra bu saatten sonra MHK'ye kimse güvenmez. Kusura bakmasınlar. Zaten e, Rıdvan Dilmen'in e, Serdar Tatlı'yı getirmek için bir sürü şeyler yaptı. Bir sürü organizasyon yaptı. Onun için lobi yaptığı söyleniyor. Yani bu bu saatten sonra sanki yani Fenerbahçe bir açıklama yaptı tak hemen onu gereği yerine getirilmiş gibi düşünülürse Türk, futbolu yani bundan sonra daha sıkıntılı bir süreç bekliyor Türk futbolunu. Yani böyle böyle bir hakem atamadı, hakemin görevden alınması olayı Türk futbolunu kaosa götürür. Yani bundan sonra çok sağlıklı görev yapabileceklerini düşünmüyorum hakemlerin. Yani ne düşünecek adam? Şimdi diyecek ki Fenerbahçe aleyhinde ben bir hata yaparsam hemen görevden alınırım. Yani çünkü maçta iki tane iki tane hakem hatası var. İki tane. Birisi Fenerbahçe'nin lehine, birisi Fenerbahçe aleyhine. Ama Fenerbahçe aleyhine olan gündeme getirilip gündem yapılıyor. Hakem şimdi bunu görmeyecek mi? Yani ben diyecek ki orada penaltıyı vermedim, hiç önemsenmedi. Kamuoyu da yaratılmadı. Bununla ilgili de bir durum yok. Ama Fenerbahçe aleyhinde olan pozisyondan dolayı ben görevden alınıyorum. Diğer hakemlere de bu sirayet edecek tabii. Haliyle diğer hakemler bundan etkilenecek. Etkilenmemesi mümkün değil. Bu fahiş hata sonucu. Ben e, Türk Futbol Federasyonu ve MHK'nin derhal istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden bu videoyu ya, yayınladım. Çünkü ani bir olay, ani gelişen bir olay. Umarım e, Ali Ali büyük, yani benim güvendiğim bir hakem, Ali Palabıyık, umarım iyi bir maç yönetir akşam. Yani bu e, e, skandaldan, atama skandalından etkilenmez ve düzgün bir maç yönetir. E, düzgün bir maç olur diye düşünüyorum. Teşekkürler.